Merhabalar arkadaşlar, tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayım. Dostlarım, başlıkta da gördüğünüz gibi uzun zamandır aradığımız, Discord'da konuştuğumuz, canlı yayınlarda muhabbetini yaptığımız Aksalot'umuz akvaryum odasına bizlere geldi. Umarım güzel günlerde sağlıkla ve bol keyif alarak besler, yaşam mücadelesinde ona yolculuk ederiz. Şimdi dostlarım, olayları anlatacağım. Çok fazla bekletmek istemiyorum sizleri. Şöyle çok güzel bir iki tane sehpa düşürdüm. Üf, zımparaladım. Ayaklarını küf içindeymiş boyadım. Dedim ben bunu neden kullanmayayım? Kullanırım valla. Cillop gibi yaptım. Hepsini anlatacağım. Bu videoda iki tane paket açılımı olacak. Birincisi Aksolot'un paket açılımı. İkincisi de çok sevdiğim bir dostum, hepimizin de tanıdığı Lepistes Akvaryumundan Osman'dan güzel hediye geldi. Onu da sizlere göstereceğim. O da tamamıyla canlı yayınlarımız için sürpriz yapıyor olsun. Videonun sonunda saklayacağım. Onu söylememişim de. O zaman daha fazla uzatmayayım. Aksolotumuza bakalım. Genel gelişmeleri anlatacağım. Sonra da gelişine vururuz. Şöyle balıklara falan bakarız. O zaman ben şu telefonu kendi icadım olan kavanozdan yaptığım ve tabii ki self çubuğundan yaptığım tripoda sabitleyeyim. Mikrofonla takayım. Hemen geliyorum. Evet, kralı masaya yatırdık, reisi getirdik buraya arkadaşlar. Uzun zaman sonra istediğimize kavuştuk. Burayı dikkatli dinleyin. Aksolot almak isteyenler, Aksolot sahibi olmak isteyenler Instagram'da Aksolot Gezegeni isimli sayfaya, zaten şu an ekrana da yazdım, kendilerine bu kanaldan geldiğinizi, benim yönlendirdiğimi yazarsanız, selamımı söylerseniz size tabii ki yardımcı olacak, güzellik yapacak ve dostlar kendi bakım şartlarını, üretim ortamlarını, her şeyi zaten kendi hesaplarına göreceksiniz. Öyle güzel bir sayfa ayarlamışlar ki bütün soruların cevapları var, bakım şartları var, hepsi orada, ıvır zıvır komple orada. Ve sizlerin nezdinde Aksolot Gezegenine, Sercan Bey'e çok ama çok teşekkür ederim. Gerçekten gece demedi, gündüz demedi. Kendisine bayağı bir yordum, bayağı bir soru sordum ama hiç bana mızın demeden tek tek hepsine cevap verdi. Çok ama çok teşekkür ederim. Bundan sonra da kendisiyle bir dost olarak, bir arkadaş olarak bu süreci devam ettireceğiz kısmetse. Şimdi dostlar, Aksolot'un paket açılımına geçiyorum. Ancak bilmeniz gereken bir şey var ki şu andaki Aksolot çok küçük. Yani birazdan göreceksiniz, bayağı bir minik halde. Bunun güzel yanı şu, kanalımızda ayaklarının çıkmasından bütün evresine kadar beraber gün sayarız. Bu bir. İkincisi, gelişiminde neler var, neler yapılmalı? Böyle bir içerik yok YouTube'da çünkü. Bunlara yaparız, bunları beraber deneyimleriz. Sonrasında da şöyle bir avantajı da var ki, kanalımıza inanılmaz bir anı kalacak. Buna bir isim koyacağız. Bugün bu Aksolot'un doğum günü olacak. Yani bu kanaldaki varoluş süreci olacak. Yaşını kutlarız, adını koyarız. Bir sürü güzel anıları biriktiririz bu Aksolot'la beraber. İnşallah başımıza bir zeval gelmezse. Bir de yavruyken bunlar birbirlerinin ayaklarını, orasını burasını yiyebiliyorlar. Hareket duyarlı oldukları için avcı dürtülerine yenik düşüp bir anda kardeşinin ayağını kapabiliyorlar. Bu yüzden tek beslemek ve böyle yavruyken alıp ayrı beslemek ya da boyutlarına göre ayırmak daha sağlıklı oluyormuş. Bunu da ekstradan öğrendim. Her neyse, bıdı bıdıyı bırakıyorum arkadaşlar ve paket açılımına geçiyorum. Sipariş ettiğinizde, kendilerinden aldığınızda şöyle özenle paketlenmiş güzel bir şekilde geliyor sizlere dostlar. Ve unutmayın ki bu canlılar soğuktan etkilenmediği, hatta soğukta yaşadığı için de, bu da tabii ki inanılmaz güzel bir özellik. Isıtıcı kullanmanıza asla gerek kalmıyor. Elektrik yakmanıza asla gerek kalmıyor. Detaylarının şartlarını Aksolot akvaryumu kuracağım. Orada anlatırız dostlar. Hem yeni öğrendiğim hem tecrübe ettiğim şeylerle birikerek sizlere anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir bıçağımız var. Bu bana Özbekistan'dan geldi. Bugüne kısmetmiş kullanmak. Bu bıçağı kullanmak istedim. Özbeklerden bana gelen hatıra bir bıçak. Hem ben bunun paketini bir açayım. Buraya müzik koyacağım zaten. Evet, haydi bismillah diyerek şöyle çıkartayım. Allah'ım, üzerinde de tatlı bir çizim var şöyle. Yani görüyorsunuz el emeği, güzel bir paketleme. Çok da şirin. Burada da bir tane aksolot çizimimiz var. Bebek Aksolot, altında da bir tane kalp var ve buralar bantlanmış. İçerisinde de birazcık su mercimeği gelmiş. Çok teşekkür ederim. Şimdi buradan görebilecek misiniz? Bir bakalım hemen. Şöyle nerede? Şurada ama. Çünkü şu an bak, ekranda ben şu anda zaten işaretlemişimdir muhtemelen. Çok küçük, Lepistes yavrusu kadar bir şey şu anda. Şimdi dostlar, ben bunu bir ilk başta alıştırma, adaptasyon süreci için şu paketimizi şöyle bir alalım. Ben bunu adaptasyon süreci için şöyle bir şey de yapacağım dostlar. Bunun içerisinde bırakacağım. Tabii suyundan bırakacağım. Artemia'mız hazır. Artemia çıkartma seti aldım. Bomba gibi arkadan bir yandan onu çalıştırıyorum. Dünden beri, yani Aksolot gelmeden önce ben bütün koşulları oluşturdum aslında. Ben şimdi bir açayım yavaşça. Güzel bantlanmış ama açılmıyor. Açtım. Bu arada yakın ve detaylı çekimleri yapacağım, merak etmeyin.
Evet, aks otomuzu an itibariyle geçirdik. Bu arada bunu ben saklayacağım, atmayacağım. Bu bunun kundağı olarak kalacak, tamam mı? Böyle hani bebek doğarda kundağı olur ya, saklarsınız. Bu bizim aks otomuzun kundağı olacak. İnşallah böyle sağ salim yetiştiririz, bakarız da böyle bu konuşmalarımız da boşa gitmez. Buna bir detay çekim girelim dostlar. Hemen bir inceleyelim. Ben de sizlerle beraber bu olayı şimdi göreceğim. Hemen şimdi detay çekimlere bir geçeyim. Sonrasında zaten burada buluşuruz. Evet, şimdi geldi sıra aksolotumuzu incelemeye, bebeğimizi. Daha çok küçük zaten gösterdim sizlere ama şimdi yakın detay girdiğimde ne kadar küçük olduğunu hep beraber daha da net anlayacağız. Hey, sen benimle oynamak istemiyordun. O zaman benimle oynayabilirsin. Göz bebekleri, ağzı, yanlarda solungaçları var. Şimdi dostlar, bunun güzel yanı, dediğim gibi video çekerken anlatayım dedim, başta anlatmadım. Bütün süreçlerini beraber şahit olacağız. Yani şu an bir bebeğimiz var. Ayaklarının çıkmasından tutun, yürümeye başlamasından, yüzmesinden, her şeyine beraber şahit olacağız. Aynı zamanda da kanalımızla beraber aksolot besleyenler, beslemek isteyenler, yeni başlayanlar bizlerle beraber tecrübe edecekler. Tabii aranızda tecrübeliler illaki vardır. Bundan eminim. Önerileriniz olursa ama lütfen bilenler ve tecrübe etmiş olanlar yazarsa sevinirim. Çünkü ben buraya ne yazarsanız yazın, aksolot gezegeniyle görüşüp teyit etmeden uygulamayacağım ki zaten arka planda da yabancı makalelerden çeviri yapıyorum. Oradan da bir yandan bakıyorum. Şu an ben yapacağım uygulamayı söyleyeyim. Arka planda artemiyalarım çıkıyor dostlar. Normalde bu canlıların gelişmişleri, yani damızlık olanları, büyük boy olanları kokuya duyarlı oluyorlar. Hem kokuyla hem hareketle avlanıyorlar, yemek yiyorlar. Ancak bu bebeklerde daha henüz koku algısı gelişmemiş oluyor. Bu yüzden yalnızca hareket eden küçük organizmalarla, yani artemiyalarla daha çok beslenmesi gerekiyor. Ya bildiğimiz şey gibi işte, yani Lepistes yavrusundaki mantık gibi daha çok. Ben arka planda zaten çok detaylı bilgilendirme videoları yapacağım. Hatta aksolot gezegeniyle ortak videolar da yapacağız. Bu konuyla alakalı çok görüşlerini alacağım. Bu canlıyı, bu yavrumuzu kocaman yapacağız böyle. Ve burada avucumuza aldığımız günler olacak inşallah. Tabii bunu da beslemeyeceğiz. Bu kavanozu da beslemeyeceğiz haliyle. Burada sadece şimdilik, özellikle birazdan artemiye vereceğim için, artemiyaları rahat yakalasın diye sığ bir suya aldım. Bu bebeğimizin yeme daha rahat ulaşabilmesi için bu şartlar altında biraz besleme yapmamız gerekiyor. Adaptasyon sürecinden sonra zaten bu sehpaları da bu yüzden ayarladım. Şuralara neler olacak neler, bayağı bir değişiklikler yapacağım arkadaşlar. Evet, aksolotumuz hayırlı uğurlu olsun. Artık bunun geriye kalan serüvenlerini kanalımızda tek tek göstereceğiz. Vallahi çok küçük geldim. Siz de muhtemelen bu videoya gelenler bu kadar küçük beklemiyordu ama böyle bebeklikten başlayacağız. Burada da bizim canavarlar var. Şuna bak, şuna. Dişlerin karnı bayağı doldu bu arada dostlar. Suları da bayağı sıcacık. Elim şu an cama değdi. Bayağı elimi ısıttı resmen. Bitkilerin durumu da gayet güzel. Bunların son halleri gelecek. Aksolotu görüp ya da videomuzu görüp ilk defa kanalımıza geliyorsanız, bu kanalda Lepistes akvaryumları var. Bazen çizim yapıyorum, çizimlerimi paylaşıyorum. Discord odamız var, özellikle onu hatırlatayım. Discord odamıza herkesi beklerim. Açıklama kısmına linki bıraktım. Açıklama kısmındaki linkten Discord odamıza dahil olabilirsiniz. O zaman arkadaşlar, şimdi şöyle yapalım. Lepistes akvaryumundan gelen hediyeyi, sevgili Osman'dan gelen hediyemizi açalım. Kutu açılımına bir geçelim. Sonrasında burada tekrardan buluşalım. Evet dostlar, biliyorsunuz kanalımızda canlı yayınlar yapıyorum ara sıra ve bunu düzenli hale getireceğim, merak etmeyin. Canlı yayınlarda chat'i telefondan takip ettiğim için Osman sağ olsun, çok çok teşekkür ederim kendisine de. Dedi ki ben sana bir ekran hediye edeyim, en iyisi ikinci bir monitörün olsun. Oradan chat'i takip et. Osman dostlar YouTube'da Lepistes Akvaryum adında bir kanalı var. Ben şimdi ekrana da görüntülerini koyacağım zaten. Kendisinin çok güzel akvaryumları var. Hatta şu anda da setli akvaryumlar kurdu. Böyle katlı raftan akvaryumlar yaptı. Farklı farklı canlılar besleyecek. Hatta aksolot gezegeninden kendisi de an itibariyle yeni bebek aksolotunu aldı. Kendisine de bebek aksolotlar gelecek. Aynı zamanda kendisinin kanalından da tıpkı ben de olduğu gibi hem farklı türden lepisesleri, canlı doğuranları hem de aksolotları girip kanalından izleyebileceksiniz. Şunu şöyle bir sökelim. Dur ben şu paketi bir açayım. Vallahi Osman 10 numara paketlemişsin. Çok teşekkür ederim. Bayağı zor açtım. Ana! Buralara da hobi koymuş, şekerler koymuş. Şöyle toplayalım. Çok teşekkür ederim. Buyurun şuradan almaz mısınız? Buyurun. Evet, böyle de güzel bir notumuz var. Akvaryum Odası YouTube kanalı 2. yıl dönümü kutlu olsun. Tabii bizim 2. yıl dönümü. Tabii ben bu kanala yıllar önce ne olur ne olmaz diye bir tane video atmıştım. O zaman ne kanal vardı aklımda ne bir şey vardı. Bir tane muhabbet kuşu videosu atmıştım. Sonrasında da biliyorsunuz tam 2 yıl önce 17 Ocak'ta, yanlış hatırlamıyorsam 17 Ocak'ta tamamen artık bu kanala video atmaya başlamıştım. Aslında benim kanalın açılışı, benim kanalın başlangıcı o dönem. Ve 2. yaşımıza girdik. Akvaryum Odası 2. yaşına girdi. Ve Osman'la gerçekten bu duruma
duyarsız kalmamış. Böyle çok güzel bir hediye, çok da güzel bir not hazırlamış. Hep beraber nice canlı yayınlar demiş. Çok çok teşekkür ederim dostum. Gerçekten çok isim verecek. Eyvallah. Şöyle notumuzu da bırakalım. Burada gelen dostlar bir monitör. Güzel de bir monitör bu arada. Çok çok işimize yarayacak. Odayı tasarlayıp değiştirdikten sonra şöyle bir bu monitörü montajlamam için, sabitlemem için bir yer ayarlayacağım. Bu ayaklığının olması da çok güzel benim işime yarayacak. Monitörü de öyle bir sarmışsın ki Osman, yemin ederim. Hiçbir şey olmamış, sapasağlam gelmiş. Ben bunların kablolarını, jacklarını ayarlayayım dostlar. Zaten canlı yayınlar için neler kullanıyorum, nasıl bir bilgisayar kullanıyorum. İlerleyen dönemlerde bunları anlattığım bir video daha yapacağım. Lepistes Akvaryum YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Kendisindeki akvaryumlar benim akvaryumlardan daha güzel, daha da şık görünüyor. Çünkü kendisinde raflar, setler bilmem neler var. Mutlaka gidip takip etmenizi tavsiye ederim. Zaten bundan önceki videolarda da sesli olarak Discord'umuzda sağ olsun bizi hiç yalnız bırakmıyor. Lepistes Akvaryum'a da buradan Osman'a da çok çok teşekkür ederim. O zaman şimdi tekrardan kaldığımız yere geri dönelim. Evet dostlar, aksamutumuz tekrar hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki videolardan itibaren lepisteslerimiz, kılıç koyularımız, bütün buradaki canlılarımız, bahçedeki köpeklerimiz dahil olmak üzere, çizimler dahil olmak üzere videolarımız devam edecek. Discord'dan bilhassa Discord odamıza gelmeyi yine hatırlatayım, gelmeyi unutmayın. Discord'da da çizim kanalımız da var, çizim odamız da var. Çizim yapanlar, yapmak isteyenler varsa çizimlerinizi orada da paylaşabilirsiniz. Ben sürekli olarak oradan bakıyorum, yorumluyorum. Kanalımıza ilk defa gelenlere sesleneyim, eğer buraya kadar izliyorlarsa. Kanalımızda bazen canlı yayınlar da yapıyorum dostlar. Canlı yayınlarımıza da gelebilir, katılabilir. Dilerseniz Discord'dan da sesli olarak canlı yayınımıza bağlanabilirsiniz. Şimdi bir sonraki videoda hem balıklarımıza hem son duruma, son gelişmelere bakacağız. Hem de bu odayı son kez böyle görüyorsunuz. Biraz daha değiştireceğim. Duvardaki resimleri ben yapmıştım buraya. Hatırlayanlar vardır eskiden. Eskiden beri izleyenler hatırlar. Belki duvardaki resimler dahil her şeyi boyayıp bu duvarı tek renk yapabilirim. Bir koyu renkte. Burada spot ışıklar var yukarıda. Onları aşağı indireceğim. Burayı bir dönüştüreceğim. Çok güzel olacak burası. Onu da sonraki videoya saklıyorum. O halde dostlar, kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Videoya like atarsanız çok çok sevinirim. Instagram'dan Axolot Gezegeni sayfasını takip etmeyi, yine Instagram'dan akvaryumodası.youtube Instagram hesabını takip etmeyi, yani kendi benim bu kanalın hesabını takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda ya da gelirseniz canlı yayınlarda görüşünceye dek lütfen kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.